Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cumartesi günü haftalık İş Dünyası rehberiniz Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Sektörel haberler, ekonomi haberleri ve birçok röportajla bu hafta da yine karşınızdayız. Birbirinden farklı konu ve konuklarla iş dünyası ile ilgili tüm merak ettiklerinizi sorduk. Sektörün nabzını tutmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle başlayalım. Altın Rehber Haber Turu'yla karşınızdayız. Ben Sinem Ergün. Altın yine yükselişte. Altının gram fiyatı yükselişini üst üste 4. güne taşıyarak 132,1 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Temmuz enflasyonu beklentiyi aştı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Zam şampiyonu yurt içi tur fiyatları olurken erik ise fiyatı en çok düşen ürün olarak duyuruldu. Melende geri sayım. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını garanti altına alacak, Melen Barajı'nın tamamlanmasına 285 gün kaldığını belirtti. Eroğlu, bu projeler sayesinde İstanbul'un su kaynaklarındaki su temin miktarını iki katına çıkaracak ve iki yıl üst üste kuraklık olması durumunda bile şehirde su sıkıntısı yaşanmayacak dedi. Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik. Sevgili seyirciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik kullanımında mevzuatın gerektirdiği özel haller dışında tüketiciye aynı dönem için birden fazla fatura gelmesinin önüne geçmek için düzenlemeye gitti. EPDK'nın elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğindeki değişiklik resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tatil yapmak isteyenler yer bulurken nelere dikkat ediyor sizce? Bodrum Gümüşlük'te harika manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken Vega Apart'ı ziyaret ettik. İzliyoruz. Hepinize merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. Efendim, bütün bir yıl koşuşturdunuz, çalıştınız ve şimdi sıra geldi tatil yapmaya. Ama nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz, bir planınız yok. İşte Altın Rehber ailesi bunu düşündü ve sizler için yollara düştü. Bodrum Gümüşlük'ten sesleniyoruz sizlere. Vega Apart and Residence'dayız. Bu şahane mekanı anlatmaya geldik sizlere. Az sonra Caner Bey'den detayları alacağız. Evet sevgili izleyenler, güneşi batırdık, günü bitirdik. Şimdi röportajımıza geçeceğiz bu şahane manzara eşliğinde. Vega Apart Residence'ın genel müdürü Caner Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Caner Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Bütün bir yıl koşuşturuyoruz, yoruluyoruz, çalışıyoruz ama gerçekten sonra nasıl tatil yapacağımıza karar veremiyoruz, nasıl bir yer istediğimize. Ne yapalım, nasıl tatil yapıp, nasıl kafa dinleyelim? Sakin, huzurlu bir yer bulacaksınız. Böyle manzarası olan bir yer bulacaksınız. Bodrum Gümüşlük'e geleceksiniz. Gümüşlük demişken şunu sorayım. Gümüşlüğün gerçekten güzelliğini şu anda da görüyoruz. Gümüşlük'te tatili yapmanın güzellikleri, avantajları neler? Denizi, yeri, konumu, balıkçıları. Manzarası. Manzarası, evet. Peki efendim şunu sorayım. Şimdi Bodrum Türkiye'nin turizm cenneti, tatil beldelerinin başında gelen en önemli yerlerden bir tanesi. Çok fazla seçenek var konaklayabileceğimiz, gelebileceğimiz. Seçim yaparken misafirleriniz, müşterileriniz nelere dikkat etsinler? Nasıl yapsınlar araştırmalarını? Şimdi turizmde artık çok farklı oteller, çok farklı konseptler gelişti. Ama en öncelikle tabii insanların temizlik, hijyen ve servise dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar öncelikli olan tercih sebepleri olmalı. Peki Vega Apart Residence'da olaylar nasıl? Buraya geldiğimde beni nasıl bir süreç, nasıl bir tatil bekliyor olacak? Öncelikle muhteşem bir manzara bekliyor. Bütün odalarımızın tamamı bu manzaraya hakim. Her oda bu manzarayı görüyor mu? Evet, her odamız bu manzarayı görüyor. Bizim farklı bir konseptimiz var. Yani hem butik otel işletmesi olarak hem de her odamız mutfaklı. Yani butik apart diyebileceğimiz bir tesis olarak şu anda öne çıkıyoruz. Özellikle kalabalık aileler için, yani 3 kişi, 4 kişi, 5 kişilik aileler için tercih sebebiyiz tabii ki. Peki efendim, sizce her şey dahil konsept mi yoksa butik veya apart otel mi? Benim için butik veya apart oteldir. Servis ve kalite açısından doğru seçim bu olacaktır. Peki işletmenizin merkeze yakınlığı ne durumda? Merkezle ulaşımı nasıl sağlıyoruz? Bodrum'dan kastediyorsan. Bodrum'dan. Evet, yaklaşık bir yarım saat mesafemiz var. Araçlı olan misafirlerimiz için hiç problem yok. Ancak onun dışında da dolmuşla veya herhangi bir toplu taşıma aracı veya taksiyle ulaşımı sağlayabiliyorlar. Ki şunu sorayım, diyelim ki tatil yapma gibi bir niyetim yok ama özel bir günüm var, doğum günüm var ya da parti organize edeceğim. Bana bu konuda yardımcı oluyor musunuz?
kesinlikle oluyoruz. Bu manzarayı değerlendiriyoruz. Gelen hiçbir talebi geri çevirmiyoruz. Turizm sektöründe Bodrum'un önemi nedir? Beyaz Suit Otel'e konuk olduk ve izliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim yaz mevsimi geldi ve tatilciler planlarını şekillendirmeye başladı bile. İşte biz de bunu fırsat bildik. Sizler için Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinin nabızlarını yoklamaya başladık efendim. Bodrum Göl Türkbükü'nden sesleniyoruz sizlere. Beyaz Suite Otel'deyiz. Yanımızda ön büro sorumlusu Sezgin Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sezgin Bey. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Efendim, Türkiye'de turizm deyince evet aklımıza Antalya geliyor, İzmir geliyor ama Bodrum deyince gerçekten şöyle bir içimiz titriyor ve gözümüzün önünde çok güzel manzaralar canlanıyor. Ben şunu sormak istiyorum sizlere. Turizm sektöründe Bodrum'un yeri ve önemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz turizm Türkiye'ye çok geç geldi. 30 yıllık bir geçmişi var turizmin Türkiye'de. Bundan önce Türkiye'nin altyapısından dolayı bir sıkıntılar vardı. Geçmiş uçak seferlerinden dolayı birkaç sıkıntıları vardı. Bunu halledildikten sonra turizm Türkiye'de ilk başta Antalya'da başladı. Hı hı. Ondan sonra daha doğrusu biliyorsunuz dünyanın 3. sıralamasında Antalya var. Ama Bodrum'un seçilmesinin tek nedeni buradaki ekoturizme daha çok rağbet oldu. Ekolojinin daha burada tam bozulmamasından dolayı. Misafirlerimiz genelde Bodrum'u seçiyorlar. Hı hı. Yeşili, doğası, denizi, kumsalı, güler yüzü hiçbir zaman eksik olmadı oranın. Sıcaklığı her zaman için şahane. Peki efendim, Beyaz Suite Otel butik bir otel. Şunu sormak istiyorum, yani günümüzde butik oteller de çok fazla popüler olmaya başladı ve tercih edilmeye başladı. Bunu da konuşalım istiyorum biraz. Butik otellerin her şeye dahil konseptteki otellerden farkı ve avantajı nedir sizce? İlk başta şu şekilde söyleyebilirim. Otele ilk girdiğinizde, ilk adım attığınızdan itibaren ilk başta bir güler yüz karşılar. Ondan sonra odaların konforu karşılar. Her şey dahil otellerin nazaran bizim otellerimizdeki oda sayısı az olduğu için ilgi ve odak en çok misafirlere yönelir. Bu yüzden her zaman için misafirlerimizin rahat ettirilmesi, konforla birlikte konaklaması, güzel dünya mutfaklarıyla birebir eş seçim olanaklarının çoğalması tercih sebeplerinden de oluyor. Peki Sezgin Bey, gördüğümüz kadarıyla konum olarak çok güzel bir yerdesiniz. Bir kere koylara yakınsınız, Göl Türkbükü'ndesiniz ve denize sıfırsınız. Lokasyon üzerine konuşalım. Bunun işletmenize avantajı neler oluyor? Şu şekilde söyleyebilirim. Bize gelen misafirlerimizin bize taktıkları bir lakap var. Yeşil koyun, beyaz incisi diye. Gerçekten çok uyuyor. Bizim otelimiz daha yeni bir otel. Yani 3 senelik bir otelimiz. Daha fazla duyulmadı ismimiz ama bize gelen misafirlerimiz artık buraya otelimize, denizimize, güler yüzümüze, her şeyi çok sevdikleri için rezervasyonunuz gelmeye devam ediyor. Peki Beyaz Suite Otel'e geldiğimde bir misafiriniz olarak, müşteriniz olarak ne gibi hizmetler alacağım? Bu şekilde söyleyebilirim onları. İlk başta milyon dolarlarınız dahi olsa istermeden alamayacağınız en güzel bir şey vardır. O da güler yüzlüktür. Bizim kapımızdan içeri girdiğiniz andan itibaren ilk başta bir güler yüzü olarak size karşılarız. Ondan sonra bizim otelimiz hakkında ise yardımcı oluruz. Onun haricinde dünya mutfağımız var. Beyaz Suite Otel'de oda tipleri nasıl, neler var? Şu şekilde bizim otelimizde toplam 42 oda var. Bunun 8'i normal double olarak deniz manzaralı direktmen odalarımız. 4'ü suite, bir tane apart ve diğerlerde normal bir double, bir single olarak odalarımız şekilleniyor. Şunu da sorayım, kaç kişilik otel? Kişi bazını alırsak 150 kişi diyebiliriz. 150 kişiyi ağırlayabiliyorsunuz aynı anda. Evet, ağırlasın. Yani şu şekilde bir double, bir single yataklarımız var. O şekilde apartımızda suite'lerimiz var. Ek yatak atabiliyoruz. Peki Sezgin Bey,
tatil yapma gibi bir niyetim yok. Ama özel bir günüm var. Parti organize edeceğim ya da doğum günü organize edeceğim. Bu özel günümü burada yaşamak istiyorum sevdiklerimle ve arkadaşlarımla birlikte. Bana ne gibi hizmetler verebileceksiniz? Benim bu özel günümü ne derece renklendirebileceksiniz? Tabii ki şu şekilde söyleyebilirim. Bize bu şekilde bir talep üzerine geldiğiniz zaman biz sizi canlı müzikten, canlı renklendirme, ışıklandırmalardan, sahneden, haricinde söyleyeyim özel şovlarla her şekilde şekillendirebiliriz. Şahane. Talebiniz olsun. Teşekkürler bu güzel paylaşımlarınız için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim siz de doğayla iç içe bir tatil geçirmek istiyorsanız, denizi de temiz olsun diyorsanız, samimi bir ortam arıyorsanız Beyaz Suite Oteli tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere. Bodrum Gümüşlük'te mükemmel manzarasıyla çok özel bir butik otele konuk olduk. İzleyelim. Sevgili izleyiciler, Altın Rehber ekibi olarak şimdi de Temanos Butik ve Spa Otel'deyiz. Gerçekten huzur bulabileceğiniz inanılmaz derecede lüks bir otel burası. Gelin biraz daha yakından tanıyalım isterseniz. Sevgili izleyenler, Temanos Butik Otel'in sahibi İbrahim Doğan var yanımda. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Otelcik sektörüne nasıl girdiniz? Ben 2010 yılında buraya girdim, turizm işine. Bodrum'u çok seviyorum. Bodrum çok güzel bir yer. İşte insanlarla böyle daha yakın böyle bir kontak, ilişki olmasından çok zevk aldığım bir iş. Ve bu işi de severek yapıyoruz zaten. İnsanlarla karşılıklı böyle özel ilişkilerle, işte sıcak kontaklarla uğraşmayı çok seviyorum. Yani şu anda sevdiğim bir iş ve bu işi de severek yapıyorum zaten. Peki burası çok nezih ve gerçekten tam olarak kafa dinlenebilecek bir yer. Çok güzel bir mekan. Burayı bu kadar kaliteli kılmak adına nasıl bir strateji uyguluyorsunuz? Ya burayı aslında güzel yapmak için biz çok uğraştık. Yani gördüğünüz gibi binalar zaten taş, hani şey olarak da çok özel bir yer. Ama biz işimizi çok sevdiğimiz için her şeyi çok kalite yapmak istedik. Zaten yani girdiğiniz odalarımıza falan baktığımız zaman da yani odalarımız da çok güzel. Ya ben böyle işin iyi iş çok seviyorum. Yani yarım olan işi sevmiyorum ama bizim otelimiz temiz, güzel ve nezih. Yani burada kafa dinlemek için gidilecek tek adres diyebilirim. Özellikle balayı çiftlerinin uğrak yeri olduğundan bahsetmiştiniz. Evet, burası balayı çiftleri için tam olacak olanaklı bir yer. Zaten bizim mutlaka yani her sezonda bir 20-30 tane balayı müşterimiz gelir ve kışın da zaten gelenler oluyor tekrar balayı olarak. Keyifli yer burası ya, gelenler de zaten herkes çok memnun. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Peki burası bir butik otel ve eminim izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Kaç odalı Temanos Otel? Burası 44 odalı bir tane butik otel. Spası olan. İşte bizim amacımız burada insanlarla daha böyle sıcak bir ilişkiye girmek. Yani kontağa girmek, insanlara birebir hizmet etmek. Yani buraya gelen insanların sadece kafasını dinlemek istedikleri zaman yani çok uygun olan bir yer. İşte kitap okuyorlar gündüzleri, havuzların kenarında işte müzikler kapanıyor. Yani insanlar burada kafa dinlemek için çok tercih edilen bir otel burası. Evet sevgili izleyenler, eğer siz de kafa dinlemek istiyorsanız, Bodrum'un bu gürültüsünden biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız Temanos Otel'e gelmenizi tavsiye ederiz. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? Bodrum Torba'da çok özel ambiyanslarıyla dikkatleri üzerinize çeken, enfes lezzetleriyle kendinizi evinizdeymiş gibi hissedeceğiniz Hoca'nın Yeri restorantına konuk olduk. Sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz da gıda sektörüne ışık tutalım dilerseniz. Şu anda Bodrum Torba'dayız. Hoca'nın Yeri adlı restoranda ve yanımda bu güzel restoranın sahibi Fatma Kavcar var. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Merhaba, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bu sektöre nasıl adım attınız? Nasıl gönül verdiniz yemek işine? Önceleri eşim ve çocuklarıma yemek yaparken
yemeklerim beğenildiği için daha sonra da halkımıza hizmet için böyle bir karar verdim ve restoranımı açtım. 96'dan beri de işletmekteyim. Peki ilk bu adımı nasıl attınız? Nasıl başladınız bu sektöre? Bahçemiz müsaitti. Konum komşu, ısmak raba derken bahçenin çok güzel olduğu, burada yemek yemenin keyif vereceği, çay içmenin keyif vereceği derken biz önce çayla kahveyle başladık. 15-20 gün sonra restorana, o gün bugündür de restoran olarak işletiyoruz. Kebap ve balık üzerine çalışıyoruz. Sabah kahvaltı veriyoruz. Mezelerimizde iddialıyız. Yöresel yemeklerimizde iddialıyız. Çünkü en iyi aşçı evinin mutfağında aşçı olan aşçıdır. Onun için de yengem var. O konuda iddialıyım. Mezelerimiz konusunda, yöresel yemeklerimiz konusunda. Kebapta da ustam kendi Adanalıdır. O konuda da iddialıyız. Peki Fatma Hanım, sizce bu restoranda yapılan yemekler arasında en çok beğenilen hangi spesiyelinizdir acaba? Mezelerimiz diyorum öncelikle. Ege bölgesine ait olan mezelerimiz. Arkasından balığımız, kalamarımız, karidesimiz ve kebaplarımız. Peki Fatma Hanım, bu güzel restoranda kaç çalışanınız var? Şu anda 5 çalışanım var. Peki bu güzel dekorasyonun tamamı size mi ait? Yani sizin zevkinizle mi bu kadar güzel bir hal aldı burası? Oğlum ve benim. Yani dışarıdan herhangi bir destek yok. Oğlumla beraber yapmak istediklerimizi yaptık. Peki müşteri memnuniyeti adına uyguladığınız bir strateji var mı? Özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Benim için en önemli olan şey hijyen. Taze, temiz ve sürekliliğinin devamlılığının sağlanmış olması. Aynı lezzet ve tadın her gün aynı şekilde, her gün aynı titizlik ve özenle hazırlanması ve sunumu. Benim için önemli olan bu. Fatma Hanım, bir bayan olarak ben de merak ediyorum. Sizce yemek yapmak mı zor yoksa bu restoranın işletmeciliği mi? Yemek yapmak çok basit. İşletmek çok zor. Evet. Peki Bodrum'da sizin gibi birçok hani restoran var. Tamam, burası evet, biz de ekip olarak etkilendik. Çok şık, çok güzel, yemekleriniz çok lezzetli. Ama sizce, size göre sizi diğer restoranlardan ayıran en önemli özellikler hangileri? Emek verdiğim için benim restoranımın eşi ve benzeri olmadığını düşünüyorum. Hizmeti de, personelim güler yüzlü ve sürekli, temizliğim sürekli olduğundan dolayı, her yıl bakımını, günlük bakımını yaptığımdan dolayı ben diğer işletmelerden farklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gece gündüz işimin başındayım ve takipçisiyim. Fatma Hanım, bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Bodrum Torba'ya yolunuz düşse de düşmese de Hocanın Yeri adlı bu restoranı mutlaka ziyaret etmenizi biz ekip olarak tavsiye ederiz. Yemekleri çok lezzetli, muhteşem bir dekorasyonu var gördüğünüz üzere. Yolu düşen düşmeyen herkesi bu güzel restorana bekliyoruz. Bodrum'da Beach konseptiyle yeni bir bakış açısı getiren, eğlenceli aktiviteleri ile dikkatleri üzerine çeken Dodo VIP Beach Club'ı ziyaret ettik. İzleyelim. Sevgili seyirciler, şu anda Altın Rehber ekibi olarak Dodo VIP Beach Club'dayız. Bodrum merkeze sadece bir dakika uzaklıkta olan bu Beach Club'ı isterseniz daha yakından tanıyalım. Sevgili seyirciler, Bardakçı Koyun'da olan bu Beach Club'ın sahibi var yanımda. Kendisi Deniz Altıntaş ve avukat Ufuk Kıran var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Deniz Bey, bir de biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bodrum doğumluyum, Bodrum'un yerlisiyim. Bu sene Dodo VIP Beach Kulübü Bodrum merkezde Bardakçı Koyun'da manevi ortağım, dostum, arkadaşım, kardeşim, avukat Ufuk Kıran ve onun destekleriyle ikimiz Dodo VIP'yi Bodrum'a kazandırdık. Kaliteyi buraya getirdik. Gerçekten çok güzel bir mekan olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Peki bu mekanın konsepti nasıldır? Nasıl organizasyonlar yapıyorsunuz? Burada her gün 4-8 arası happy hour'lar düzenliyoruz. Çeşitli sanatçıları happy hour
saatlerinde çıkartıyoruz. Bodrum merkeze yakın olması, Marina Yat Kulübü'ne 1 dakika uzaklıkta olduğundan dolayı tercih edileceğine, kalitesinden dolayı da inanıyoruz. Burada Bodrum'a gelen misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunacağız. Ufuk Bey, birazcık da sizden bahsedelim isterseniz. Şimdi Deniz kardeşim benim çok mütevazi davranıyor. Devamlı biliyorsunuz biz Bodrum'un yerlisiyiz ve devamlı Bodrum'da yaşadık. Ve son zamanlarda Bodrum'da kalite düşüyor dedi. Deniyordu hep. Ancak Deniz arkadaşım, kardeşim bu kaliteyi yükseltmek için 10 numara bir beach kulüp açtı ve masraftan hiçbir şekilde kaçınmadı. Bodrum'un merkezinde, kalbinde çok fazla para harcayarak bu kalite düşüyor söylemini değiştirmek adına muhteşem bir mekan açtı. Kendisini televizyonlar ekranlarında da tebrik ediyorum. Burada yapılan organizasyonların hepsine elimden geldiğimce ben de destek olmaya çalışıyorum. Çünkü bizim 27 senelik bir dostluğumuz var. Peki nasıl bir organizasyon yapılıyor burada? Neler yapıyorsunuz? Buradaki organizasyonlar şu şekilde. Öncelikle saat 10'da mekan açılıyor. Mekan açıldıktan sonra ben hiç çıkmadığım için bunları çok net biliyorum. 10'dan 4'e kadar çok huzur verici bir ortam var. Gördüğünüz gibi bu konsept Bodrum'da olmayan bir konsept. Saat 4'e kadar huzur var, mutluluk var. Saat 4'ten sonra ise hareket var, eğlence var, kalite var. Bu 8'e kadar sürüyor. 8'den sonra son 2 katı var. Bu 2 katta da muhteşem doyumsuz yemekler var. Restoran 10 numara bir şekilde oda işliyor. Ve en sonunda 10-12 arasında muhteşem bir mekan öncesi bir eğlence ortamı sunuyor. Ve emin olun buraya gelip de hiçbir şekilde memnun olmadan dönen kimse olmadı. Olmaz da çünkü ben 27 senedir bu adamı tanıyorum. Ve bugüne kadar bütün işlerinde başarılı oldu. Ve gene olacak. Ben de maddi, manevi, kardeşlik her konuda sonuna kadar bu adama desteğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle öyle olacak. Gerçekten inanılmaz bir mekan. Çünkü geldiğimizden beri hiç gidesimiz gelmiyor. Mutlaka yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ediyorum. Bodrum'da Buğra Diamond'a konuk olduk. Ve turizm sektörünün mevcut durumunu, kumculuğu nasıl etkilediğini sorduk. İzliyoruz. Sevgili izleyenler, Altın Rehber ekibi olarak şimdi de Bodrum Marina'dayız. Birazcık da mücevher sektörüne ışık tutalım dilerseniz. Şu anda Buğra Diamond ve Rolex Bodrum satış mağazasındayız. Ve içeride mağaza sahibi var, onunla röportajımızı gerçekleştireceğiz. Sevgili izleyiciler, yanımda mağaza sahibi olan İbrahim Burak Oğuzat'a var. Dilerseniz bu dünya markası olan Rolex'i biraz daha yakından tanıyalım. İbrahim Bey, bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Bodrum'da bir yerel işletme sahibi. 1989 yılından beri kuyumculuk ve mücevher sektörüyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda da 2012 yılında saat sektörüne de adım attık. İlk başta Omega saatlerinin yetkili bayisi olarak başladık saat sektörüne. Daha sonra da Rolex ve akabinde Tudor saatlerinin ithalatını yapmaya başladık. Peki İbrahim Bey, turizmin şu anki durumu işlerinize etkiledi mi? Açıkçası sezon başında herhangi bir sıkıntı yoktu ama son dönemde turist sayısındaki azalma ister istemez etkiledi. İbrahim Bey, bu hoş sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Size hayırlı sezonlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bakalım şimdi hangi sektöre ışık tutacağız? Bodrum Gümüşlük'te Misket Oteli ziyaret ettik. Bodrum Gümüşlük'ün turizm sektöründeki önemini sorduk. İzliyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi Misket Otel'in sahibi Koray Bey ile birlikteyiz. Kendileriyle şahane bir manzara karşısında güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Siz de bizi böyle karşıladığınız için biz çok teşekkür ederiz. Ve ilk sorumla hemen başlayayım. Efendim biraz Gümüşlük'ten konuşmak istiyorum. Bodrum'da Gümüşlük'ün önemi ne? Ve Gümüşlük'te tatil yapmanın avantajları ve güzellikleri neler? Gümüşlük deyince zaten akla muhteşem bir manzarası geliyor. Gümüşlük'te gelen genelde müşteri portföyümüz, kafa dinlemeye,
tabiri caizse oradaki iş kalabalığından uzaklaşıp stresten arınmaya gelen müşteri portföyümüz var. Gümüşlük bu açılardan güzel. Peki Bodrum'da çok fazla insanların tatil yapmak için geldiklerinde konaklayabilecekleri, kalabilecekleri birçok yer var. Burada ben şeyi öğrenmek istiyorum. Misket Otel'in yerini ve burada konaklamanın güzelliğini öğrenmek istiyorum. Şimdi Bodrum o kadar değişik bir şehir ki aslında aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Gece hayatından olsun, normal dinlenmesine, güzel yeme içmesine, manzarasına, denizine, her türlü seçeneğiniz mevcut. Ama özellikle Gümüşlük için konuşmak gerekirse, Gümüşlük'e gelen arkadaşlarımız, müşterilerimiz buranın sakinliği için geliyorlar. Otelimizin konumu da tam denizin önü olduğu için buraya gelip böyle gün batımını misafirlerimizle beraber yapmak, güzel biraz müzik dinleyip, güzel yemekler eşliğinde manzarayı izlemeye biz çağırıyoruz açıkçası. Balayına gelen çok müşterimiz oluyor. Burada ara sıra düğünler yapıyoruz. Ufak toplantılarımız oluyor. Yani burada daha çok kafa dinlemek ve relax olmak, güzel bir şekilde tatilini geçirmek isteyen arkadaşlar için bir numaralı önerim benim Misket Otel olur. Peki merkeze ulaşım nasıl? Havaalanından veya otogardan Misket Otel'e ulaşım nasıl? Bizim anlaşmalı olduğumuz aslında firmalar var. Onlar taksi ücreti veriyor. Transfer şeklinde onları buraya aldırıyoruz ama eğer ki onu kullanmak istemeyen müşterilerimiz de olursa toplu taşıma da aslında bakarsanız kolay. Havaş'la Bodrum merkeze inip direkt otelimizin önünden geçen minibüslere de binebiliyorlar. Ama tabii 2-3 kişi olduğu zaman aşağı yukarı maliyet olarak aynı şeylere geldiği için biz transferleri öneriyoruz. Genel olarak hani siz de bir butik otelsiniz ve butik otellerde insanlar daha çok kafasını dinlemek için tercih ederler. Sizin ekstra bu kadar sakinlik içeren bir lokasyondasınız ve güzel bir manzaradasınız. Gerçekten tam olarak tatilini çok sakin ve relax bir şekilde geçirmek isteyenlere hitap ediyorsunuz. Evet kesinlikle. Aslına bakarsanız benim bir ayağım da İstanbul'da. İstanbul'da başka bir işle uğraşıyorum. Babamla beraber burayı 1,5 sene önce devraldık. Genelde babam duruyor ama tabii biz de iş icabı, arada da kaçamak icabı gelip gidiyoruz buraya. Ben İstanbul'dan geldiğim zaman biliyorsunuz İstanbul çok hızlı bir şehir. Hayat hızlı, alışverişler hızlı, ticaretler hızlı, insanlar da bir yerden sonra o hızaya uydurduğu için orada yorgun geldiğimi fark ediyorum. Ve daha bugün arkadaşlarla konuştuk mesela. Buradaki insanlar, özellikle de Gümüşlük'ün içindeki insanlar, bu tatil moduna o kadar güzel bir şekilde girmişler ki insanlarda acele yok. İnsanlar bir kere çok relax. Yani buranın böyle bir tabiri caizse bir havası var. Biraz amiyane olacak ama. İçeri girer girmez insanı sarıyor zaten. Evet kesinlikle. O havaya alışmak da aslında bakarsanız 4-5 gün alıyor. 4-5 güne kadar hala birazcık İstanbul modunda oluyoruz ama 4-5 günün sonunda o Bodrum'un sakin, özellikle Gümüşlüğün o güzel moduna girdikten sonra her şey çok daha keyifli oluyor. Peki Koray Bey, Misket Otel'de konsept nasıl, ne hizmetler alabiliyoruz? Diyelim ki buraya tatile geldim ve Misket Otel'de kalacağım. Beni neler bekliyor? Misket Otel şu anda 16 odalı bir otel. Hemen yanımızda 2 tane daha villa vardı. Onları da bu sene bünyemize kattık. Şimdi turizmde plan yaparken 3 farklı aşamada biz yaptık bütün planlarımızı. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere. Kısa vadede bu yanımızdaki 4 odalı apartı da bünyemize kattıktan sonra oraları daha çok suite haline getirme planımız var. İşte mesela arada oluyor, balayına gelen çiftlerimiz çok oluyor. Çünkü buranın bu güzel manzarasını, bu sakinliğini ve ambiyansını gördükten sonra burada baş başa keyifli bir şekilde kafa dinlemeye geliyorlar. Orayı daha çok böyle özel bir tatil geçirmek isteyen, daha farklı koşullarda tatil geçirmek isteyen müşterilerimize daha farklı bir konseptle yapacağız. Oranın kendine ayrı bir havuzu var. Normal Bodrum Misket'te de şu anda 16 odamız var, bir tane havuzumuz var. Önümüz zaten 30 metre sonra deniz. Burada güzel bir aşçımız var. Akdeniz mutfağından, İtalyan mutfağından ve çeşitli dünya mutfaklarından çok güzel yemekler yapıyor. Onun yanında çok iyi bir barmenimiz var. Sağ olsun gerçekten güzel içkiler yapıyor. Buraya daha çok gelen müşterilerimiz iyi yemek, iyi içki her türlü ve güzel müzik dinlemeye geliyorlar. Ondan sebeple böyle hizmetlerimiz var. Peki Koray Bey, izleyicilerimiz için son kez şöyle toparlayalım. Tatil için Bodrum'a geldiğimizde, Gümüşlük'e geldiğimizde neden Misket Otel'i tercih edelim? Bizim en öncelikli gayemiz müşteri memnuniyeti. Burada gelen insanlara o güzel Bodrum'un, Gümüşlük'ün güzel elektriğinden, nacizane bizim kendi güzel elektriğimizden bir şeyler katabilirsek, birazcık olsun burada geçirdikleri süreyi daha üst bir noktaya, daha güzel bir noktaya taşıyabilirse kendimizi mutlu addediyoruz.
böyle insan odaklı ve müşteri odaklı çalıştığımız için kar tabii ki var. Kar olmazsa işletme olmaz. Ancak o bir yan hedef, o yan bir getiri. Bizim öncelikli hedefimiz insanları memnun etmek. Burada güzel bir manzaramız var. Bahsettiğim gibi güzel bir mutfağımız ve güzel bir bartenderimiz, barmenimiz var. Onlardan sebeple biz burada insanları güzel bir şekilde ağırlamanın, insanları rahat ettirmenin ve buranın tatlarını çıkarmalarının amacını gidiyoruz. Efendim, bu güzel paylaşımınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim siz de bütün bir yılın yorgunluğunu atmak istiyorsanız, şehrin gürültülü havasından sıyrılmak istiyorsanız, güzel sakin bir ortamda tatilinizi keyiflendirmek istiyorsanız Misket Oteli tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Restoranların lezzetleri kadar dekorasyonları da önemli aslında. Marmarina Saray Restoranı'nı ziyaret ettik. İzliyoruz. Alp Bey, bize birazcık bahsedebilir misiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Biz burada Osmanlı saray mutfağını icra ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş ama mutfağımızın kökenini gerçekten belirten yemekleri misafirlerimize sunuyoruz. Peki nasıl bir çalışma politikanız var ve nasıl bir müşteri portföyünüz var? Gerçek organik, sertifikalı organik ve burada kurulan Yalıkavak Mahallesi'nin çok sempatik bir salı pazarı var. Oradaki özellikle natürel sebzeleri seçerek bizzat burada annem tarafından pişirilerek misafirlerimize servis ediyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi Alp Bey'in annesi olan Gülşen Hanım'a dönüyoruz. Gülşen Hanım, burada zincirleşmiş ve holdingleşmiş birçok restoranın arasında ayakta kalmaya çalışıyorsunuz ve çok nezih, çok şık bir restoran yapmışsınız. Belli, hani bir bayan olarak Osmanlı havasını buram buram hissediyoruz ekip olarak. Buradaki mücadelenizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, mücadele kelimesi gerçekten çok doğru. Biz burada minik ve gerçek butik bir restoranız. Kişi sayımız belli. Ancak büyük kurumların arasında biraz ezilmiş gibi bir halimiz var. Bizi ayakta tutan, tekrarlayan misafirlerimiz, mutlu misafirlerimiz, onların sayesinde biz bugünlere kadar gelebiliyoruz. Ancak gerçekten çok güzel yemekler yapıyoruz. Oğlumun da bahsettiği gibi tamamen doğal veya sertifikalı organik ürün kullanıyoruz. Ve Osmanlı deyince kişilerin aklına böyle kırmızı yağlı çok ağır yemekler gelir. Oysa yağ oranı minimum orandadır. Hepsi çok sağlıklıdır. Ve misafirlerimiz bu yemek tadını, keyfini alan tekrar tekrar geliyor. Ve onlar, bizim misafirlerimiz çok kıymetli. Yemeklerimizi onlar için sevgiyle hazırlıyoruz. Hürmetle sunuyoruz. Minas Ören'de kendinizi iyi hissedebileceğiniz sıcak ortamıyla dikkatleri üzerine çeken Haluk Otel'e konuk olduk. İzliyoruz. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim, sektörler arası yolculuğumuzda şimdi sizlere çok önemli bir yerden sesleniyoruz. Marmaris ve Bodrum arasında bulunan Gökova Körfezi'nin Ören beldesindeyiz. Aile işletmesi olan Haluk Butik Otel'den sesleniyoruz sizlere. Yanımızda otel sahibi Mehmet Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz beldeme. Hoş bulduk Mehmet Bey. İlk olarak size şunu sormak istiyorum efendim. Çok önemli bir yer diyoruz Bodrum ve Milas arasında. Bu önemi nereden geliyor? Ne doğal güzelliklerimiz var? Burada neler yapabiliriz? Nasıl bir tatil bekliyor bizi burada? Efendim, burada spor aktiviteler olarak yamaç paraşütçülüğü var. Efendim, burası mavi ile yeşilin birleştiği Gökova Körfezi, mavi yolculuğun merkezlerinden güzel bir yerleşim beldesi, turizm beldesi. Herkesi, gerek Türkiye içinden gerekse yurt dışından, herkes burayı bekliyoruz. Peki efendim, ulaşımı konuşalım biraz. Ören beldesi diyoruz, Gökova Körfezi'ne bağlı. Merkezi noktalardan ulaşım nasıl sağlıyoruz buraya? Efendim, gerek karayoluyla gerek havayoluyla en rahat ulaşılabilecek bir belde. Havayoluyla havalimanı, Milas Bodrum Havalimanı buradan 50 dakika falan, yani 50 kilometre. Ankara ve İstanbul'dan gelen bizim turizme yönelik yolcu taşımacı grubundan hepsi de Milas, Bodrum'dan geçer. Milas'tan burası da 40 kilometredir. Yarım saatlik, her yarım saatte bir beldemizin, büyük şehrin minibüsleri vardır ulaşım olarak. Her yarım saatte bir arabamız var. Gerek Milas, Ören, Ören, Milas. Ulaşım kesinlikle böyle sorunumuz yok. Çok kolay bir
ulaşılacak bir yer. Peki Mehmet Bey, diyelim ki tatil için Milas'ı seçtim, Ören'e geldim. Haluk Butik Otel'de nasıl bir tatil bekliyor beni? Burası aile butik işletmesi. İşletmemizde her türlü hizmetler mevcut. Yemek konusunda zaten yöresel yemeklerimizi veriyoruz. Balık yönünden de zengin bir sahil kenarında olduğumuzdan da avantajımız o. Her türlü imkanımız var. Yani denizin her şeyden önce denizimiz tertemizdir. Mavi yolculukta teknelerle mavi yolculuk turları başlar. Sabahları gider, akşam dönerler. Böyle bir etkinlikler var ve yamaç paraşüt çölüğü var. İsteyen arkadaşlarımız atlayı bir cesaret olan. Efendim yürüyüş parkurlarımız var. Güzel bir yerleşim, herkesi bekliyoruz. Peki müşteri portföyünüz nasıl? Daha çok yerli turistler mi, yabancı turistler mi ilgi gösteriyor? Genelde şu anda yat limanımız daha bu sene daha yeni faaliyete geçti. Bundan sonra yabancı turistler de gelecektir. Geliyorlar ama tabii bir Bodrum veya Antalya'ya yakalayamayız. Ağır ağır her şeyin başındayız daha. Genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'nin her tarafında hizmet veriyoruz. Genelde öyle. Efendim Türkiye'de Milas önemli turizm bölgelerinden bir tanesi. İnsanlar buraya tatil için geldiklerinde tabii ki çok fazla seçenek var konaklayabilecekleri. Bu konuda ben Haluk Butik Otel'in farkını ve güzelliklerini öğrenmek istiyorum. Neden Haluk Butik Otel? Efendim her şeyden önce misafirperverliğimiz. Hepimiz yani beldede bütün işletmeler hep misafirperver insanız. Hep Türkiye'nin genelinde var bu. Denize yakınlığımız efendim. Her türlü imkan var yani akşamları insanlar terasımızda oturabiliyor, uzanabiliyorlar. Canlı müzik yapıyoruz. Genelde aşağı yukarı 93'ten beri bir kurum burası. Biz de kendimize göre bir hizmet verdiğimizden insanlar hep memnun ayrılmışlardır. Bu da reklamın, kendi reklamımızı kendimiz yapıyoruz. Ama tabii TV8'i unutmamak lazım. Bodrum Gümbet'te Kulüp Otel Flora'yı ziyaret ettik. İzleyelim. Flora Otel 1990 yılından bu yana %100 müşteri memnuniyeti odaklı misyonundan ödün vermeden, her koşulda ülke turizmine katkı bilinciyle gerekli özverilerde bulunarak, her müşteriyi beklentisinin çok üstünde bir memnuniyet duygusuyla uğurlamayı hedef edinmiş bir vizyonun hakim olduğu bir yönetimle yönetilen bir butik oteldir. Bodrum Gümbet Koyun'da havuz başında geçirilen zamanlara Bodrum'un simgelerinden biri sayılan Gümbet Değirmeni'nin görüntülerinin eşlik ettiği eşsiz bir konuma sahiptir. Yılın 12 ayı açık olan Flora Otel, kapısının önünden geçen bir yolla ayrıldığı denize 100 metre, eğlence merkezi olma yolunda Bodrum ile tatlı rekabet içinde Gümbet merkeze 500 metre, tüm zamanların en sevilen ve özlenen turizm merkezi olma özelliğini kimselere kaptırmayan Bodrum şehir merkezine ise 5 kilometre uzaklıktadır. Bodrum Havalimanı ile mesafesi 40 kilometredir. Tesis, tümü bahçe ve havuz manzaralı, iki katlı bloklardan oluşan, hepsi balkonlu, 70 odası bulunan Flora Otel'de tüm odalar uydu yayınlı televizyon, mini buzdolabı, telefon, split klima, duşlu banyolarda saç kurutma makinesi donanımlıdır. Türk ve dünya mutfağının zengin çeşitlerinin bulunduğu restoranı, yetişkin ve çocuk havuzu, yaz gecelerine unutulmaz anılar ekleyecek havuz barı, ev sıcaklığında döşenmiş şömineli lobisi, masa tenisi, dart, satranç aktiviteleri, ücretsiz kablosuz internet erişimi, açık otoparkı, tüm ihtiyaçları anında gidermeye çalışan güler yüzlü çalışanlarıyla Flora Otel, Bodrum'un vazgeçilmez markalarından biridir. Doğa ve tüm canlıların dostu olan Flora Otel, misafirleriyle birlikte 10 kilograma kadar evcil hayvan kabul etmektedir. Ekolojik dengelerin değiştiği, yazın kavurucu sıcaklarının yaşandığı son yıllarda, Gümbet Boğazı'ndan kıyıya doğru süzülen serin esinti, Flora Otel'in tercih edilmesi için önemli bir nedendir. Mayıs ve Eylül ayları arasında ekonomik ve zengin etkinliklerle uygulanan her şey dahil konsepti, yılın geri kalanında oda ve kahvaltı ya da yarım pansiyon ve tam pansiyon uygulamaları olarak devam etmektedir. Bodrum turizm sektöründe 20 yıllık bir geçmişi olan ve prestijli markasıyla saygın bir yeri olan Flora Şirketler Grubu'nun kişiye özel hizmet veren teknesi Moonstar, 25 metre boyunda ve 6 metre genişliğinde Flora yatçılığa ait bir gulettir. Modern ve şık bir biçimde dekore edilmiş bir VIP, bir master ve ikisi çift kişilik olmak üzere 4 kamerası, maksimum 8 kişi yolcu kapasitesi, banyosu, tam donanımlı mutfağı, kapalı ve açık yemek bölümü, bar ve güneşlenme ve dinlenme
dinlenme alanları ve ayrı mürettebat kabini mevcuttur. Guleti yalnızca kendiniz için kiralayıp dilediğiniz rotada gönlünüzce tatilinizi geçirebilirsiniz. Teknenin deneyimli kaptanı ve iki kişiden oluşan mürettebatı güvenli bir yolculuk için ellerinden geleni yapıyorlar. Tatilin vazgeçilmezi yemeklerde ise herhangi bir menüye bağlı kalmanıza gerek yok. Malzemeleri aldığınızda Moonstar'ın mutfağında usta eller tarafından her gün canınızın çektiği yemek pişiriliyor. Yeni eviniz Moonstar'da, ister mavi hayallere dalın, isterseniz yüzerek, balık tutarak veya sörf yaparak hobilerinizi geliştirin. Bundan sonra denizin ve hayatın rotası sizde. Ailenizle gözlerden uzak, samimi bir tatil geçirmek istiyorsanız Bodrum Ortakent tam size göre bir yer. İzliyoruz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim sektörler arası yolculuğumuzda şimdi sizlere oldukça hareketli ve renkli bir bölgeden sesleniyoruz. Ortakent Yaşi'deyiz. Rengarenk Beach Apart ve Vites Dondurma'ya konuk olduk sizler için. Yanımızda işletme sahibi Lokman Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Lokman Bey. Efendim ilk olarak size şunu sorayım. Ortakent'tesiniz. Ortakent gördüğümüz kadarıyla Bodrum'un çok hareketli ve renkli bir bölgesi. Bize biraz Ortakent'ten bahseder misiniz? Tatil için buraya gelsek bizi neler bekliyor? Ortakent Yaşi beldemiz, yaz kış açık olan bir beldemizdir. Tatilcilerimiz genelde burayı aile olduğu için tercih etmektedir. Buranın denizi, güneşi ve insanları çok samimidir. Çok sıcaktır. Biz de Ortakent Vites Dondurma ile başladık serüvenimize. Üçüncü yılımız ve 3 yıldan beri devam eden bir firmayı kurduk. Rengarenk Beach Apart'ı kurduk. Tatilcilerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Güzel bir beldemiz. Gün geçtikçe güzelliğimize daha fazla önem vermeye başladık. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla estetiğe verilen önem de gün be gün artmakta. Uzman kadrosuyla önce olmayı başaran Ladonna Estetiğe konuk olduk. İzleyelim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz ve branşınız nedir hocam? Biz birazcık uzun söylemesi, plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyız. Yani aslında branşımızın içerisinde sadece estetik yok. Biz bu eğitimi alırken yaklaşık 7 sene boyunca süren bir eğitim. Onarım cerrahisi, dokuların onarılması, hasarlı dokuların tedavi edilmesi esas konumuz bu. Ama tabii dokuya olan saygıdan dolayı da estetik kısmı piyasada bu işin daha büyük bir kısmını oluşturuyor. Estetikte de dokuya saygı çok önemli. O yüzden bu eğitimi alırken dokuya saygılı olduğumuz için de çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Türkiye'de plastik cerrahi konusunda çok ileri bir noktada. Evet hocam, sizi diğer estetik cerrahlarımızdan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden size gelmeniz, neden sizi tercih etmeniz? Öncelikle dediğim gibi dokuya saygı çok önemli. Ben daha çok ağırlıklı olarak burun ameliyatları yapıyorum. Burun ameliyatlarında da Türkiye, dünyada en baş noktalardan birisini seçiyor. Ve tüm Avrupa'dan, tüm dünyadan Türkiye rinoplastik konusunda, yani burun estetiği konusunda çok tercih edilen bir ülke. Biz de tabii ki kendi çapımızda olabildiğince tüm yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de açıkçası bir yenilikten bahsedeceğim. Burun ameliyatı ile ilgili bir yenilikten bahsedeceğim sizlere. Yeni cihazlar piyasaya giriyor. Onları kullanıyoruz. Onlarla ilgili açıkçası bilgi vereceğim kabaca. Evet. Bu cihazımız hakkında biraz izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Bize faydaları neler olacak? Kabaca ben şöyle anlatayım size. Burun estetiğinin birazcık teknik olarak detaylarına gireyim. Burun estetiğinde artık eskisi gibi sadece burnu şekillendirmek amaçlı bir ameliyat yapmıyoruz. Daha doğal, güzel olan, doğada güzel olanı taklit etmeye çalışıyoruz. Amacımız yapılmış bir burun ya da şu şekilde olsun bir burun değil. Yüzümüze uyumlu, doğal ve güzel olan burnu taklit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de dokulara saygılı olmak çok önemli. Çünkü burun ameliyatı olduğunuzda ilk belki bir 6 ay çok güzel gidebilir, her şey yolunda gidebilir ama 6 aydan sonra eğer dokulara saygı gösterilmediyse cilt dokuları, kıkırdak dokuları travmaya uğruyor, deforme oluyor ve bir sene sonrasında istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Peki dokuya saygıdan kastım nedir, onu anlatmak istiyorum. Biz burun ameliyatına başladığımızda bizim kemiğin üzerinde ve kıkırdakların üzerinde ince bir zar var.
bütün damarlar ve cildi besleyen dokuların hepsi bu zarın üzerinde yer alıyor. Eğer biz bu zarın altından ilerlersek ameliyat sırasında, damarlara zarar vermezsek kanamamız daha az, doku iyileşmemiz daha hızlı oluyor. Bir de bizim en çok korktuğumuz, tüm plastik cerrahların en çok korktuğu şey ameliyat sırasında kemik şekillendirme. Eskiden kemik şekillendirirken biz çekişler ve ince çizel dediğimiz şeyler kullanıyorduk. Kesici materyaller kullanıyorduk. Törpüleme oluyor değil mi hocam? Törpüleme kısmı da var. Birazcık onlar da böyle üzeri sert ve pürüzlü şeyler. Biraz kontrolümüz dışındaydı. Yani biz çekişle başkasına vurduruyoruz. Evet. Hemşiremizden, asistanımızdan faydalanıyoruz. Kontrolsüz şekilde kırılabiliyordu, istemediğimiz kırıklar oluşabiliyordu, çökmeler oluşabiliyordu. Yani mesela şey düşünün, bir tahta parçasına nasıl bir çekişle vurduğunuzda istemediğiniz sonuçlar ortaya çıkabilirse, aynı şey bu cerrahi sırasında da geçerli. O yüzden düşünmeye başladık, nasıl buna travmasız bir şekilde, problemsiz bir şekilde çözeriz. Ve işte burada piezo dediğimiz, ultrason enerjisinden yararlandığımız bir cihaz bize yardımcı oluyor. Ultrason enerjisi sadece dokuya selektif, yani kemik dokuya sadece müdahale ediyor. Yani altındaki damar dokusuna, mukoza dokusuna müdahale etmediği için onlarda herhangi bir travmaya neden olmuyor. Sadece kemiği peynir gibi kesiyor ve biz istediğimiz şekli kemiğe verebiliyoruz. Hem diyorsunuz ki korkusuz, çok daha kontrollü, çok daha kontrollü, çok daha korkusuz kemiğe istediğimiz şekli veriyoruz ve pürüzsüz bir şekli verebiliyoruz. Hani törpüden bahsettik ya, törpüde ister istemez böyle çakıl taşı gibi elimize gelen bir müddet sonra, 6 ay sonrasında elimize gelen düzensizlikler olabiliyor. Cilt eğer travmatik yapıldıysa cilt inceliyor ve alttaki bütün problemler ortaya çıkarıyor. Bu ultrason yardımda aldığımız teknikle kemiğe istediğimiz pürüzsüzlükle şekli veriyoruz, ütülenmiş gibi. Eğer zar altından da ilerlediysek, damarlara zarar vermediysek, İki gün bilemediniz çok hafif bir ödem, üçüncü günden sonra ciddi anlamda hızlı bir toparlama. Hastamız birinci hafta kontrole geldiğinde burnu açıyoruz ve sadece hafif bir ödemle karşılaşıyoruz. Bantlıyoruz bir haftada, ikinci hafta geldiğinde normal yaşantısına, sosyal hayatına çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Burada teknik önemli bir, teknoloji önemli iki. Ama teknolojiyi emin ellerde kullanılması lazım. Keskin bir kılıç o cihaz. Eğer uygun şekilde kullanılmazsa bu sefer elimizdeki keskin kılıç istemediğimiz travmalara da neden olabilir. Bir cerrahın deneyimi çok önemli bu konuda. Özellikle hangi konuda daha yoğunlaştıysa onunla ilgili yeni gelişmeleri takip etmesi çok önemli. Ve bu yeni gelişmeleri de en iyi şekilde kullanması cerrah açısından da çok önemli. Bunlar da hastamız için çok önemli çünkü çok daha hızlı sosyal yaşama dönüyorlar ve bir sene sonrasında, iki sene sonrasında, 10 sene sonrasında nasıl bir şekil verdiysek buruna o şekilde kalmasını da sağlayabiliyoruz. Burası çok önemli. Evet hocam, tabii ki estetik olayımız çok önemli. Özellikle burnumuzda ve dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar süre korumamız önemli? Biz ameliyattan sonra... Bu gelen darbeler için söylüyoruz. Evet, yani istenmeye. Bizim yurt dışından da hastalarımız geliyor ve çok kısa dönemleri oluyor burada geçirdikleri dönem. Biz onlara bir hafta 10 gün kadar bir süre ayırmalarını istiyoruz. Birinci hafta kontrolümüz oluyor genelde. 5. güne de çekebiliyoruz duruma göre. Birinci hafta geldiklerinde bir bantlama yapıyoruz. 2. haftada o bantları çıkarıyoruz. Hastamız sosyal yaşantısına dönebiliyor ama güneş gözlüğü kullanmasını istemiyoruz. Ödem ve şişlik olduğu için. Travmalardan korumasını istiyoruz. Yaklaşık 1 ay kadar. Onun dışında da tüm estetik cerrahilerde olduğu gibi bize bir 6 ay vermesini istiyoruz. Burnun tam olarak oturması için. Çok ince ayrıntıların oturması için. Evet. Ama artık o eskisi gibi dediğim kemiklerde istemediğimiz kırıklar, işte sadece şekil verelim diye cerrahi yapmadığımız için hiç korkusuz 6 ay sonra da 10 sene sonra da aynı burunla hayatına devam edebiliyor. Biliyorsunuz ki hem bayanlar için hem beyler için özellikle burnumuz çok önemli. Çok önemli. Bu yüzden yüzümüzün, yüzümüzün tam ortasında ve ifadeyi çok etkileyen bir organ. Tamamen değiştiriyor. Ve fonksiyonel, yani fonksiyonunu da korumak gerekiyor. Çünkü nefes almamızı sağlayan bir organ. O yüzden de o kıkırdak yapılarını koruyoruz, zarları koruyoruz, dokuya saygılı oluyoruz. Sadece şekil vermek amaçlı tabii kesip biçmiyoruz. Evet hocam, tabii ki bu
maalesef işlemle çok önemli ve süre de çok önemli, zaman da çok önemli. Özellikle çalışanlar için, yurt dışından izin alıp gelen tabii misafirlerimiz için de ne kadar önceden size randevu için bilgi almaları gerekiyor? Yurt dışında yaşayan hastalarımız için biz de bir irtibata geçmelerini istiyoruz öncelikle. Onların muhakkak ki yurt dışında çalışma koşulları altında bir izin dönemleri oluyordur. Biz de bir irtibata geçiyorlar, bize fotoğraf yönlendiriyorlar. Biz fotoğraflardan nasıl bir ameliyat olacak onunla ilgili kısa bir bilgi veriyoruz. Ve zamanlarımızı söylüyoruz. Bize bir ay öncesinden, en az bir ay öncesinden ulaşırlarsa biz burayla ilgili tüm transferlerini, hastane koşullarını, her şeylerini ayarlıyoruz. Hastamız sadece uçak biletini alıp Türkiye'ye iniyor ve biz onları karşılıyoruz havalimanında. Biliyorsunuz bu hasta turizmi Türkiye'de çok gelişti. Evet. Onlar bizim için çok önemli. Evet, çok önemli, çok değerli bizim misafirlerimiz. Biz onları havalimanından karşılıyoruz, otellerini yerleştiriyoruz. Ameliyatlarını yaptıktan sonra tüm kontrolleri için yine transferlerini sağlıyoruz. Biz onların burada eli ayağı oluyoruz. Çünkü burada sırf hasta doktor ilişkisinden öte gurbetçi oldukları için onları da burada bir ev sahibi gibi ağırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii ki aynı zamanda da periyodik kontrollerini yaptırmak için çok önemli değil mi? Tabii. Yani bir de oraya gittiklerinde biz 3 ay sonrasında tabii ki sürekli irtibat halinde oluyoruz. Bize fotoğraf göndermelerini, bir sıkıntıları olduğunda lütfen bize ulaşmalarını istiyoruz. Yurt dışına da gidiyoruz. O bölgede ziyaretlerimiz de oluyor yurt dışında hastalarımızı. Denk gelirsek de orada kendilerini de orada görüp kontrollerimizi de yapabiliyoruz. Dekorasyon ve yapı malzemeleri alanında uzman kadrosuyla Bodrum'da önce olan bir kuruluşu ziyaret ettik. İzliyoruz. Sevgili seyirciler, yanımda Gökal Ticaret'in yetkilisi Kemal Gökal var. Merhabalar Kemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Bu sektöre nasıl girdiniz, nasıl başladınız bu işe? Ben aslında yat kaptanıyım, yatçılık mezunuyum. Fakat askerden geldikten sonra boğa mesleği olan bu işe başladım. Aşağı yukarı 18 yıldan beri de bu işi yapıyorum. Müşterilerimizle günlük yürüyüş aldık, geçinip gidiyoruz, gayet iyi işlerimiz. Peki bu dükkanda neler var, neler satıyorsunuz, tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Dekorasyon, inşaat, sanatsal malzemeler, bahçe malzemeleri, antikalar, birçok sektörde mal satıyoruz. Peki az önce görmüş olduğunuz resimler satılık mı? Resimler Engelliler Derneği yapıyor. Onlar aslında baskı. Fakat dernek yararına satıldığı için müşterilerin değerlerinden daha fazla para verebiliyorlar. Bu paraları ben bir yerde biriktiriyorum. Sonra Engelliler Derneği'nin almak istediği bir şey olduğu zaman gidip bizzat alıp derneğe teslim ediyorum malzemeyi ve bu kullanıcısına kadar gidiyor. Peki dekorasyon anlamında da burada el yapımı ürünler satılıyor mu? Çok sanatçı müşterim var. Sanatçı müşterilerimin hepsi malzemelerini yapıp burada satılmasını istiyorlar. Ben de onlardan alıyorum. Konsinye değil ama alıyorum malzemelerini. Ve satıyoruz. Onların istediği malzemeleri de ben onlara satıyorum zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki inşaat malzemesi olarak ne tarz ürünler satıyorsunuz? Kaba malzeme hariç her şey var. Ama kaba malzemeyi satmıyoruz. Onu başka bir arkadaşımız satıyor. Dekorasyon amaçlı, bahçe, sanatsal malzemeler, bu tür şeyler satıyoruz. Kemal Bey, birçok hobisi olan müşterimiz var. Onlar için de bir takım malzeme ve ürünler satıyorsunuz. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz size? Hobi malzemeleri var. Tuvaller, yağlı boya ve akrilik boya çalışmaları için boyalar, fırçalar. Ayrıca seramikçiler için çamur ve seramik malzemeleri satıyoruz. Peki Kemal Bey, birkaç sene önce buranın daha ufak bir yer olduğunu, hani bu kadar dekorasyona dair ürünler satmadığınızdan bahsettiniz. Şimdi birazcık daha bayanların ilgisini çekecek bir yer haline getirdiniz burayı. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Sadece bayanlar değil ama müşteri portföyünü yükseltmek adına değişik, daha kaliteli, daha sanatsal, daha güzel, daha farklı malzemeler satmaya başladık. Bu da müşteri portföyünü yükseltti. Hatta çok ilginç müşterilerim geliyor, ünlüler geliyor. Zevkli müşteriler geliyor. Kimler geliyor mesela ünlüler? O kadar sır vermiyoruz. Tamam, Kemal Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Sevgili izleyenler, bu hafta da Altın Rehber programının sonuna geldik. Sektörün nabzını tutmaya çalıştık. Ekrandaki numaralardan bize ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Ben Atı Çağlayan, haftaya tekrar aynı saatlerde İş Dünyası'nın Kalbi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.